Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, konuşmamı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın komisyondaki bütçe sunumunun son cümlesiyle başlamak istiyorum. Sayın Bakan, Türkiye'nin yeni hikayeler yazacağı, küresel ligin tepesine çıkacağı, dünya lideri olacağı bütçedir diyor. Yeni hikayeler yazacaklarmış, dünya lideri olacaklarmış. Ya hiç mi yüzünüz kızarmıyor Sayın Bakan? Kim yönetiyor bu ülkeyi 20 yıldan bu yana? Bugüne kadar elinizi, kolunuzu tutan mı vardı? Neden 20 yıldır yapmadınız? Jack'le Jack'ları bırakıp yaptıklarınızın, yapmadıklarınızın bir hesabını verin. En iyi bildiğiniz beton dökmek konusuna bir bakalım. 1 milyon 170 bin konut yaptık diyorsunuz. 3 milyonu aşkın dönüşüm gerçekleştirdik diyor Sayın Bakan. Vatandaşlarımız 20 yıl öncesine göre daha kolay, daha ucuz konut sahibi mi oluyor? Hayır, olamıyor. Kiralar mı ucuzladı? Hayır, kiralar daha da arttı. Dar gelirliye ücretsiz konut mu verdiniz? Hayır, vermediniz. Deprem riski olan tüm konutları yenilediniz mi? Hayır, yenilemediniz. Milyonlarca vatandaşımız hala riskli binalarda yaşıyor mu? Evet, yaşıyor. Bundan kim sorumlu? Müteahhitler mi? Demir çelik satanlar mı? Beton satanlar mı? Yoksa dış güçler mi? Sayın Bakan, siz sorumlusunuz, siz. Yazıklar olsun size diyorum artık. Şehircilikte durum vahim. Ya çevreye? Sizin çevreniz ihya olmuş, doğa ise talan olmuş. Dairelerimiz, derelerimiz, akarsularımız hapsedilmiş. Ormanlarımız, meralarımız, cennet koylarımız işgal edilmiş. Kırklar elinde göz bebeğimiz ıstırancalar, verimli ovalarımız hala talanı devam ediyor. Siz vahşi sermayeyi korumaya çalışırken bakanlığın asli görevini ise çevreciler yapıyor, çevreciler. Onlara teşekkür etmeniz gerekirken Sayın Bakan, onlarla davalık oluyorsunuz. Danıştay Kırklareli bölgesine yeraltı suyu kullanımına dayalı kömürden elektrik üretim tesisi kurulamaz diyor. Yeraltı suları petrolden daha değerli sayılırken Kırklareli nüfusunun yarısını kullanacağı suyu bir tesise veren projeyi neden önümüze getirip atıyorsunuz Sayın Bakan? Yargı yapmayın, bilim hata yapıyorsunuz demesine rağmen siz hala hiçbir hukuki ve ekolojik dayanağı olmayan vahşi projeleri destekliyorsunuz. Sayın milletvekilleri, 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP Genel Başkanı vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz diyor. Ya vatandaş zaten 20 yıldan bu yana sabrediyor. 20 yıldan bu yana yıkıp geçtiniz. Mutfakları kuruttunuz. Evler ısınmaz, aydınlanmaz oldu. Asgari ücretli emekli işçi, memur, öğrenci geçinemiyor. Çocuklar yatağa aç, okula aç, açıkta gidiyor. Daha ne kadar sabredecek vatandaş? Talimatlı TÜİK bile enflasyona %84 diyor. Çarşının pazarının enflasyonu ise %200'ü geçmiş. 36 ay vadeyle ev alma döneminden 36 ay vadeyle mont bot alma dönemine gelmişiz. Vatandaşlar bankalara 10 ayda 147 milyar faiz ödemiş. İcra dairelerinde dosya sayısı Aralık itibariyle 23 milyonu geçmiş. Millet bitmiş, tükenmiş. Siz hala sabır diyorsunuz. Zenginleriniz bankalardaki milyonlarına milyonlar katmaya devam ediyor. Bankalarda 1 milyon lira ve daha fazla para bulunan hesapların sayısı tam 707 bin yükselmiş. Borsada yandaşlarınız milyonlarına milyon katıyor. Hisse senetlerinin %85'ini zenginler kontrol ederken küçük yatırımcının payı %14'lerde kalmış. Kur korumalı mevduat ile zengine ödenen paranın miktarı ise sır gibi saklanıyor. Zengine çalışan AKP ve MHP hala yerli ve milli masalları anlatıyor. Dünyaya şeker satmak yerine şeker fabrikalarını satanlar, dünyaya tank paleti satmak yerine tank paleti fabrikasını satanlar asla ve asla yerli de milli de olamazlar. Sevgili milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, bugünün
Tamamlayın sözlerinizi. Bugünün karanlığı bizi karamsarlığa sürükleyemez. Ülkenin dört bir köşesinde Bay Kemal'in sesi yankılanıyor. Bay Kemal'in sesi kul hakkı yiyenlerin, hak edilmemiş kazancın kabusu oldu. Emeğin ise umudu oldu. Bay Kemal ile halktan çalınanlar halka dönecek. Rantın, sömürünün, yolsuzluğun dönemi mutlaka bitecek. Vatandaşın önüne seçim sandığı değil, geçim sandığı gelecek. O zaman da sizden hesabını soracak vatandaş. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.